Merhabalar yeniden. Karak 8 tepe yolculuğumuza ufaktan devam ediyoruz. En son Dokkarız'ı almıştık Belegar'la. Buradan aşağı doğru inerek Verze'in geri kalan yerleşim yerlerini de almaya devam edelim diyeceğim. Bir dakika, böyle gitmek yerine şöyle gidersem daha mı iyi olur? Kendi topraklarımda kalma ihtimalim var mı biraz daha tazelenmek adına? Pek yok. Çok. Yok. Ne kadar güçlüsün. Saldırıya uğrarsam şey olacağından çok korkmuyorum. O yüzden ben langır lungur gidiyorum. Okay. Bir tane küçük ordu, bir tane büyük ordusu var. Saldırırsa buyursun, bekleriz. Ekrunt'ta da ordusu var mı? Yok. Tamam. Orada işler yolunda az çok. Şurayı da upgrade edebilirim. Buralar uygun iklim zaten. Şuradaki diğer yeşil delillere dalmak isterim tabii ki. Hatta şu yeşil deliller... Ha, bunlar da savaş halindeylermiş zaten. Ya bana da savaş açabilir onlar, benim savaş açmamı beklemeden tabii. Ama herhalde bunlarla savaşırken, Kazakarak'la savaşırken de yapmaz o işi diye düşünüyorum. Ama asıl mesele İkit Glow tarafı. Şimdi İkit Glow Sartosa'ya saldırabilir. Sartosa'ya saldırırsa 16 kişilik bir ordusu var. Burada da 11 kişilik bir garnizon var. Ben buna karşı kendimi savunurum diye düşünüyorum. En azından bir tane lord yapayım ama. Şu 5. seviye lord gelsin. 12 kişiye 16 kişi. Hadi bakalım. Bu tarafta ise bu heriflerin Miragliano'ya gelmesini istiyorum. O yüzden ben şurada pusuya yatacağım. Şu gelen diğer orduyla da pusuya yatacağım. Biraz daha birini basmak isterim ama zaten çok da param yok yani. Neyse kalsın. Lütçini'ye bir şey yapmayacağım. Burayı belki alır hatta yani. Öyle. Mahzenlerde... Bir dakika, bunu upgrade etmekle bunu upgrade etmek farklı şeyler demek ki. Bunun upgrade'i ne yapıyor? Kontrol inşaat maliyeti veriyor. 100 ant altına harcarsam. Makul ya. Olabilir. 12 tur sürüyor zaten, anca yapar. Ne hasarlı bina. Diplomasi. Okay. Hesaplaşma çağında iyi bir durumda değiliz ama. Biraz daha hızlı almam gerekebilir buraya. Yani daha ne kadar hızlı alayım ayrı mesela. Hoş, buradan 600, buradan 700 bilmem ne derken bayağı bir doldururuz orayı ya. Ama 10.000 diyor. Çok uzun sürecek. Bakalım. İki saldırdı ve otomatik sonuç bana veriyor. Ben dersimi aldım arkadaşlar. Tekrar nük yemek istemiyorum. Alırım ben bunu. Ha, ölmedi. Peki. Sen cesur almadın. Şu da al o zaman. Yok. Diğer orduyla desteğe gelip öyle saldırmak isterim buraya. Şu an dibimdedir muhtemelen bu. Saldırıyı reddet. Vay, saldırıyor. Kimse ölmüyor. Bir dakika, ordu marş vaziyetinde miydi ya? Değildi galiba, değil mi? Bunun ölmesi lazım. O yüzden benim bunu otomatik sonuçlandırmam lazım. Okey, makul. Ordu ikmalini al birazcık da olsa. Öldürüldü. Hala birinci seviyedeyiz. 116'dayız. Onu arttırmamız lazım. Sen dostum, şurayı almakta çok zorlanmayacaksındır diye düşünüyorum. Sen ekranda ulaşamıyorsundur inşallah, aynen. Şurayı bir al. Okey, toparla şurayı. Okey, o paraya ihtiyacım olabilir. Acıtaş madenini şimdi ele geçirelim. Okey, tazelenme oranı fena sayılmaz. Küreselden yani Ekrunt'ta 15 kişilik garnizon var. Bir tur doğru olaya ulaşabiliyoruz galiba. Önümüzdeki tur alırız herhalde ya. Basmaya gerek yok bence küreselden. Burası zaten kolay. Okey. Yavaş yavaş hesaplaşma çağında da ilerlemeye devam ediyoruz. Belegar 29 olmuş. Şunu üşledik. Onun dışında yakın dövüş bir yerlerini üşleyeyim değil mi?
Şöyle bir bakayım. Bunlardan kullanmıyorum. Kullanmak isterim elbette ama. Ha, bir dakika. Çekiççiler buradaymış. Demir kıranlar da buradaymış. Burası sadece madenci, cüce sakal, uzun sakal ve cüce savaşçılar için. Geleceğe yatırım mı yapsam, bugünümü kurtarsam? Tabii bunları upgrade etmek de mantıklı olabilir. Bunlardan da kullanmak isterim nihayetinde. Ateş topu da güzel. Çok arada kaldım çok. Şunları arttıracağım ya. Ağır silah kullanmak istiyorum ben. 3 seviye birden atlamışız maşallah. Henüz sadece bir tane ağır silahım olsa da arttıracağız onların sayısını sonuçta. Bir tane şuraya rakan al. Şunu 3'le rünlere hücum al. Soğumayı azaltmış olduk böylece. Okey. Bu ordu böyle. Diğer tarafta. Evet, bu veba olduğu için zayiat yaşamaya başladı. Şu ordunun işini bitirebiliriz diye düşünüyorum iki orduyla. Hatta yeri çekiliyor. Vay 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 vay. 300 garez de oradan temizleyeceğiz. Temiz. Kendim savaşsaydım bu kadar saralmayabilirdim ama neyse. Şunu al. Okey, okey. Hesaplaşma çağında ikinci seviyeye geldik. Daha 9 turumuz var. Konferansiyonlarda yaklaştığımız bir şey yok gibi. Toplam halledilmiş garez 8-9 bin falan gerekiyor. 10 bin gereken var. 17 bin gereken var. Şu an biz sadece 2 bindeyiz. Bakalım 9-10 bin lira çıkabilecek miyiz? Buradaki savaşı kazandık ama şöyle bir orduyla daha geliyor. İki kendi ordusuyla geliyor hatta. Ben buraya kaybedildi gözüyle bakayım ya. Seni boşuna feda etmeyelim. Senin zayiatını engelleyecek bir seçeneğimiz yok. Sen Miragliano'ya doğru gel. Biraz şundan. Miragliano'ya doğru gelmeyecekler diye bir şey yok sonuçta. Aşağı doğru gidiyor olabilirler ama fikirlerini değiştirebilirler her an. Burada hazırlıklı olalım biz. Dur bir saniye. Gazap ve harabe rününü alayım da toplu hasar verme imkanı olsun elimde. Okay. Oradan bir şekilde. Sartus'a gidici. Sol istikamına gerek yok. Mahzenler. Şu olmak üzere bunu bir upgrade edeyim mi? Edeyim ya. 3 tur sürüyor. 100 bina olarak. Bunun garnizonu ne durumda bu arada? Okey, okey. Güzelmiş. Biraz da arttırmak mantıksız değil onu. Dur, diğer yerleşim yerlerine bir bakayım da. Acıtaş madenini kalıcı olarak aldığım gözüyle bakıyorum ben. Şurada bir ordusu yoktur değil mi? Yok. Buraya direkt şu para binasından yapalım. Batı sınır prensipleri. Burası da nispeten güvendi artık. Elbette Skarbian saldırısı falan gelebilir ama. Şu 8 tur sürüyor zaten. Şimdiden başlat bence. Tilya'da yapabileceğim bir şeyler. Lütfini çok tehlike altında olduğu için bir şey yapmaya gerek yok. Okey, orası da öyle. Teknoloji seçelim şimdi. Şurayı da bir tane daha bir şey araştırmak istiyorum tabii ki. Yozlaşma, ejderha katilleri için. Araştırma oranı. Karman kapasitesi, usta mühendisler için. Şunu yapayım. Henüz basma imkanım yok. Bir türlü o binalardan yapma fırsatım olmadı. Bir gün yaparız. Diplomasi. Yok. Sizle anlaşma yapmam. Okey. Şimdi yeri veba mı oldu? Burası ne alaka ya? Kim veba yaptı burayı? Ne vebası bu Skaven? Clan Morse'dan falan geliyor demek ki.
Okay, ufukta görünmek üzere Karak Sekiz Tepe. Yakında oradayım. Sabredin. Şu ekranın işini bitireyim. Neden yoksa alırım. Aldım. Ölen olsaydı da alırdım muhtemelen. Aha, yürümem ne kadardı ya. Neyse, yağmalayarak şikayet bari. Emin olamadım yürümemin yeteceğine. Keşke kontrol etseydim. Ha, o görevi de şey olmuş oldu. Tamamdır. Burada neyimiz var? Runestas'ı yetiştirebiliyoruz nihayet. Orada Runestas var zaten. Oo, bir dakika. Goblin yontucu top falan basabiliyormuşuz buradan. Ha, çok güzel. Kendi tamir olur. Buraya derinlikler basmak isterim ben. Normal garnizon binasındansa. Bir dakika. Garnizona çekiç sağlıyor. Ha, burada ama garnizon binası da var. Bu derinliklerde yaptığım bina garnizona bir şey sağlamıyor değil mi? Hmm. Burası çok tehlike altında bir yer ya. Sanırım derinlikleri bekleyemeyeceğim. Burada normal garnizon basmam lazım. Ama... siz... azıcık bir birleşebilirsiniz bence. Şimşek fırlatan... top... goblin yontucu... Goblin yontucu kullanmadım ya. Kullanmak istiyorum. Çekici de basabiliyormuşum. Ama iki tur sürüyor. Bir goblin yontucu istiyorum. 6 yakın dövüşçüm var. Sabancacı kalsın. Ha, ya yakın dövüş kahramanlarım çok. Bir tane daha şey yapabilirim sanırım. Top da istiyorum çünkü bir tane. Şey diyeceğim ya, goblin yontucu şeyden sayılmıyor değil mi? Garagrim'in şey. Aa, sayılıyor. Aa, süper. Dur bir dakika, bu görevi yapayım o zaman ben. Dur bakayım. Biraz masraflı olacak ama. Şimdi bu ordu... tamam, bir tane daha goblin yontucu istiyorum. Goblin yontucu bu arada ya şey, az sayıda mühimmatı var. Çok büyük hasar veriyor. Mühimmatı bittikten sonra bunun içinden katiller çıkıyor. O yüzden sayılıyor. Şimdi 3 oldu değil mi? Pardon. Garagrim. Bir tane var. 2 tane basınca 3 olacak. 5 taneye daha ihtiyacım var. Garez getiren yok. Namlu alaylar. Namlu alaylardan daha ucuza gelebilir ama ya şey. Tamam, burada bir tane lord basıp sen gel hatta. Tamam, süper. Üç tane mas. Çok da masraflıymış ya. Karşılarız. Ya o görevi yapmak için şu an Skaven'a karşı biraz zayıf kalıyorum. Bu tarafı güçlendirmek aslında daha mantıklı ama o görevi de yapmak istiyorum ya. Garagrim katılsın aramıza. Buradaki veba bitmiş. İçeri girebilirsin artık. Bundan yapmayı sürdür. Münakaşacıya da ihtiyacım var. Ya bir dakika. Bir tane de sen yap. 630. Dur, iflas edebilirim. 630 artıyor buradaki bakım masrafı. Evet, evet, iflas ederim direkt. Globalden onu basmak biraz masraflı bir iş. Şu anda da eksiye düşeceğim galiba hatta. 700, 1800. Evet, evet, gayet eksiye düşeceğim. Tamam. Şu an bu proje iptal. Azıcık daha param olduktan sonra. İki
tane basıyorum ama değil mi? Ya madem o görevi yapmayı erteledim, bir tanesini top olsun. Bir tane goblin yontucu yeter. Topta çok etkili olabilir. Özellikle tekli birimlere karşı. Beregar 30 mu oldun? Şu akıl hocasını al sen. Nedir? İyi nişancı, mimat ve menzil ve antipiyade artışı. Güzel, güzel. Menzil 58 artıyor. Ve antipiyade. Oha muhteşemmiş. Şuradan devam et. Artık bunları çok kullanmam herhalde. Eğer ürünleri biraz erteleyebilirim. Şuradan gelsin. Sen orada takıl. Sen orada takıl. Miragliano'yu upgrade etmek isterim ama şu an maddiyat biraz tehlikede. Ama burayı upgrade etmek ekstra isterim. Eksiye düşüyor muyuz şu an kesin? 650 yok, düşmüyoruz. Şurada da sadece şey alıyorum, tamam. Şu Karaksekis Tepe'yi bir alsam, şu %50 ekstra bakım maliyetinden bir kurtulsam nasıl rahat edeceğim var ya. Yakındır, yakındır. Karaksekis Tepe, beni bekle geliyorum. Oha, gene bana verdi. Çok acayip. İnanılmaz. Bu arada Verzek yok edildi galiba. Evet, Kanneller yok edildi. Ya abi ben alacaktım o şehri ve benim garizim vardı orada. Ne oldu orayı? Ya canavar adamlar gitmiş. Öf, nerede bunların sürü taşı? Şurada falan. Neyse orayı, canavar adamların sürü taşını yıkmayı, orayı almayı falan çok isterim tabii ki. Ama önceliklerimiz belli. Önceliklerimiz Karaksekis Tepe efendim. Yeraltını kullanarak hızlı gidersin. Ki yeraltını kullanarak gittiği zaman zayiat yaşamıyor. Aynı şeyi sen de yapabilir misin? Bunun da peşinden gitmesini, biraz level atlamasını istiyorum. Ona da bir katil ordusu vereceğim. Keşke daha hızlı tazeleneseydim ama yapacak bir şey yok. Geliyorum, geliyorum, bekleyin. Karaksekis Tepe benim olacak. Sen beklemedesin. Ya şurası çok acayip ya. Otomatik sonuçlandırma, tamam. Cücelerin otomatik sonuçlandırması çok güçlü de bu da biraz abartı arkadaş ya. İki klovun 20 kişilik ordusuna karşılık sırf garnizonla kazandım ya. Bir tane lord basayım şuraya o zaman. Level atlasın. Tekrar saldırırsa falan. İki orduyla beraber gelirse yine veririm otomatik sonuç, bilmiyorum ama bakalım. Burada ise bu ordunun... Belki pusuya düşürebilirim orduyu. O beni pusuya düşürebilir mi? Burası bataklık olduğu için direkt yürümez herhalde. Bakalım. Sen de şuraya gel. Şu gazap ve harabir ününü alalım. Okey. Ordular böyle. 9 gelirim var. Of. Çok acıklı. Karaksekis Tepe'yi almak istiyorum. Şuraya bir gelir binası yapayım bari ya. Bir şey yapayım. Tamam şu olsun. Dokuz gelir. Diplomasi. Yok bir şey. Bir dakika, yanlış mı gördüm orada bir şeyi? Ha, çok yakın gibi gelmişti de çok yakın değilmiş. Ya orayı alamadığım için garezleri arttıramadık ya. 7 tur kaldı. Bakalım Karaksekis Tepe'den ne kadar şey toplayacağız garez. Nasıl yani? Abi nasıl yani? Abi sadece bir lord. Garnizon desteğe gelmiyor. Sadece bir lord şu orduyu dövüyor yani. Otomatik sonuçlar. Abi bak tamam işime geliyor şu an, eyvallah. Ama yani oyunu saçmalığı gerçekten. Tamam cüceler otomatik sonuçlandırmada güçlü de bu kadar da olmamalı bir arkadaş. Yuh.
Of ya. Önlendi. Orada geri kaçtı. Bençesini mağlup ederek 110 bir araştırma oranını da kazanmış olduk. Kapasitede kazandık ayrıca. Ney? Aa, şarap işte. Rüya şarabının tadı. Soracak olursanız size şarabın ölmeye değer derecede iyi olduğunu söylerler. Sınavış yozlaşması yayıyoruz. Liderliğin aura boyutu 20 düşüyor ve liderlik 2 düşüyor. Çok kötü değil ya. Boost fektileri devam ediyorsa o şarabın çok kötü değil. Yani devam ediyor. Onun etkilerinden kurtulma imkanı var mı acaba? Son seviyeye gelince... Aa, ama yalnız bunun etkisi artacak. Sayın eşi uzlaşması 20 olacak. Liderlik aura boyutu sıfırlanacak. %100 düşecek. Okey, şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı o şarabın olayı. Yani çıkartabilirim tabii. Ama eğlendim ya. Kalsın. Gerekirse başka lord kullanırım bunun yerine. Birazcık Slaneş yozlaşmasından zarar gelmez. Cüceler de keyfine varsın ya Slaneş yozlaşmasının. Evet dostum, sen oraya doğru hareket ediyorsun. Önce burayı, sonra mı 8 tepeyi alsam? Bunların kaç tane yerleşim yeri var? Bunlarla konuşamıyorum, bir dakika. Şuradan bakmam lazım. İki mi? Tamam. Önce 8 tepeyi almak mantıklı gibi göründü. Kendi topraklarında kal tabii ki. Biraz daha tazelenmeye ihtiyacım var. Senin için de geçerli aynısı. Tamam, burayı upgrade edelim. Burada bir şeye ihtiyaç yok. Burada upgrade edilesi yerler var. Tilia kals. Bir dakika, Tilia artık onarılabilir sanki ya. Muhteşem performansımla burayı korumayı başardım. Ya sen bir iki şey tak. Kontrol veren şey tak. Bakalım bakalım başka var mı? Başka yok. Okey. Bir süre burada kal çünkü şu bonustan da faydalanmak istiyorum. Bir tur daha. Sonrasına kadar kısmet diyelim. Ya bunun emrini de değiştirebilirim aslında ama neyse, dursun şimdilik. Buradaki orduyu büyütüp Skaven'ın üstüne salmak isterim ama... Zayıf da düştü halbuki. Peri büyücü, sana güveniyorum ya. Sen al şuraları. Yok, bu da talan edip gelip gidiyor ya saçma sapan. Skaven ona yaptığı saçmalığı o da Skaven'a yapıyor. Sen pusu vaziyetinde kal şurada. Orduyu büyütemeyeceğim maalesef şu an. Sen oradasın. Sen oradasın. Sen buradasın. Dok Karaz'a şunu yapalım. Yeni ticari binalar falan kurdum. Ticari ürünler üretiyorum. Yakında herhalde önümüzdeki tur bununla ticaret anlaşması yapabilirim ya. Yeni ürettiğim şey sayesinde. Derinler yükseltmesi mi? Ha, dur, buraya bakmayı unuttum. Ha evet, bunu inşa edince direkt açıldı iki tane slot. Harika. Şuraya doğru gitmek isterim. 5000'e ihtiyacım var. Biraz zor giderim oraya ben. Yapabileceğim tek bina bu. Onun upgrade'ini de yapamayacağım için hiç gerek yok. Şimdilik buralar beklemede kalsın. Pusu yine önlendi. Belki gelirler diye bekliyorum ama. Okey, şuradan ekstra araştırma oranımız var. Tamamdır. Şimdi bunlarla savaş halindeyim. Ne kadar güçlü bunlar. Bence bütün ordularıyla bile saldırsalar Beregar'ı yenemezler. O yüzden sen normal yürüyüş vaziyetinde şey var mı? Ha,
Okey. Yozlaşma yokmuş burada. Yozlaşma değil de işte çorak arazi. Normal yürüyüş vaziyetinde gidebilirim dolayısıyla. Ya da pusu vaziyetinde giderim. Karakseki sepeyi yine göremedik. Sen marş vaziyetine girsen oraya geliyor musun? Geliyorsun sayılır. Okey. Belki saldırmaya falan kalkarlar. Arada yakalarım. Diğer tarafta bu gidici. Sen yine pusuya yat ya. Pardon. Başka buraya bir şey yok. Buraya yapabileceğim bir şey yok. Çünkü çok fazla param yok. Gungnin Lütfu. Tüm binaların geliri %5. Ha bu arada 500 tane de antaltının birikmiş. Bir şey yapabilirim. Acaba rotifesi fena olmaz. Yerel ve küresel yetiştirme süresi, pardon kapasitesi fena olmaz. Şu tüm binaların gelirinden gideceğim galiba şu an için ya. Şurada da işime yarayacak şeyler olabilir çünkü. Diplomatik ilişkileri geliştirmek mantıklı. Hatta 1000 ant altını biriktirip bunu almak mantıklı gerçekten. Artı 50 diplomatik ilişki bayağı fayda sağlayabilir. Tamam, şunu bir alalım da. Ant altını da biriktireceğim, tamam. 5 tur kaldı şeye, hesaplaşma çağının bitmesine. Bakalım nerede bitireceğiz. Herhalde o 5 tur içinde Karakseki Tepe'yi alırım. O beni makul seviyelere çıkarır mı bakacağız. Harcanmış yetenek puanı. Sen kimsin? Ha, şu abi. Tamam, gel şöyle. Senin buff'un bittiğine göre sana şimdilik veda edebiliriz. Buradaki kontrol makul düzeyde. Burada biraz büyüme verebilirim o zaman. Burası'ya baktın mı? Ha, bak şimdi ticaret anlaşması yapabiliyorum işte. Güzel. Yasal bina. Devam. Su önlendi. Peki. Görevi hazır. Skaven çok büyük bir silah daha başlattı bu arada. Nerede onlar? Hop. İki tane orduyla buradan geliyorlar. Bir tane orduyla bu tarafa doğru iniyorlar. Hayırlısı diyelim. Belegar ise... Bir dakika. Ulaşamıyorsundur herhalde oraya değil mi? Öyle bir güzellik yapmazsın bana. Karakseki Tepe ulaşılabilir durumda. Ve... Gayet de saldırılabilir durumda. Güzel. Şuradan da bol bol gares hallederiz ve şu %50 bakım maliyeti şeyinden sonunda kurtulurum. Ama bu bölümü burada sonlandıralım. Önümüzdeki bölümü Karakseki Tepe'yi nihayet fethederek başlatırız. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.